Bunu duyunca daha kötü oldu çünkü Adile şeyi beklemiyordu, Retibi hiç beklemiyordu. Yani o Abdurrezzak ve Halime düşünüyordu. Retibi öğrenince daha iki kat daha yıkıldı çünkü hiç Retip'ten beklemediği bir şeydi. O hep Abdurrezzak tahmin ediyordu ama Retip diye beklemiyordu. Retibi duyunca daha bir yıkıldı, daha bir yıkım oldu onun için. Bir de hep şeydir ya Fulya, yani bir şey bilirsin ama konduramazsın. Yine de belki öyle değildir ihtimalini Evet. düşünürsün ya. Bugün artık bu akşam sabah 5'te netleşti sabaha karşı. Evet. 5'te netleştikten sonra insanın o acı gerçeği duyup kabul etmesi çok zor olduğu için o şu anda onun yıkımını Evet. daha fazla yaşıyor. Beklemiyordu değil mi Kebriye abla? O hep Retip'ten Abdurrezzak. tamam Abdurrezzak da var işin içinde ama benim şeyden de anladığım ilk o hamleyi yapan Retip. Kafasına aldığı Ha, darbeyle ilgili evet. olarak şu anda Evet. evet kafasına aldığı darbe amcası Retip'le alakalı. Ay bir de pişmanım demiş. Yapılan İlk sözü röportajda pişmanım ama oldu bakın Retip'in. röportajlarında hiç de pişmanlık emaresi yoktu. Bu inandırıcı değil pişman olduğu. Çünkü röportajlarında gayet sakin. Bu iş olmuş bitmiş hiç de çok umrunda değilmiş gibi. En ufak bir pişmanlık veyahut da yüzünde ya bunu keşke yapmasaydım diye bir ifade yoktu. Dolayısıyla o pişmanım lafı çok inandırıcı değil. Hocam çok önemli VTR'ler haber bantları izleteceğim şimdi. Önce Selim'den yasak aşk, Selim'den başlayalım. Selim, Ayşegül siz de belki bu kadar detayı bilmiyordunuz. Selim itirafta bulunmuş sorgu sürecinde. Semira 12 yaşındayken bir birliktelik yaşadığına dair cinsel istismardan o da tutuklandı. Neler yaşandı bir bakalım. Selim Bey, adliyeye gidiyorsunuz. Gözaltı süresi tamamlandı. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Hiç konuşmayacak mısınız? Semire ile olan ilişkimiz 2,5 yıl sürdü. Gönül ilişkisiydi yani başka bir şey değildi. Bunu da ailesi başta olmak üzere köy halkı olsun, ailesi olsun. Yani herkesten bu işten herkesin haberi vardı. Selim Çelenk'in savcıya ifadesi 3 saat sürdü. 3 saatin sonunda savcı Selim Çelenk için çocuğa nitelikli cinsel istismar suçuyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Kesinlikle gizli saklı buluşmalarımız yoktu. Biz gerektiği durumlarda yan yana olabiliyoruz. İstediğimiz an, istediğimiz şekilde. 3 saatte mahkeme sürdü. Toplamda 6 saatlik bir yargı sürecinin sonunda Selim Çelenk çocuğa nitelikli cinsel istismar suçuyla tutuklandı. İlişkimiz de yoktu. Yani yaşadığımız gönül ilişkisi apacık her şey ortadaydı. Uzaktan uzağa bir ilişkimiz var diyordunuz ama şu an cinsel istismardan Selim Çelenk tutuklanarak Hatay T tipi ceza evine gönderiliyor. İki yaşındaki bir çocuğun bedenine nasıl dokunabiliyorsunuz ya? Bu nasıl bir sapıklık ya? Ve röportajlarında da gayet böyle rahat rahat anlatıyor ve herkes biliyor gibi. Ya inanılacak gibi değil ya. 12 yaş. Evet. Ya bilmiyorum yani o kadar da Selim insan bir şey ayrı ama uygun değil. Sapıkla yelteleniyor. İbrahim evet. Ayrı. Hep söylüyorum bana şey diyorlar. Adilelere, ya ben ne diyeyim, ben bekliyorum adileleri de alsınlar ya. Gerçekten. Evet alsınlar. Yani bu Semira'yı dini nikahla zorla İbrahim'e verme, İbrahim'in 14 yaşında Semira'yla beraberlik yaşaması, Semira'nın hamile kalması, bu sapıkla göz yuman, müsaade eden herkese alın. Alın alın adileleri de alın. Alın ben hep söylüyorum. Şimdi burada kadın zaten sinir krizi geçir. Daha fazla hani ben şey yapamıyorum. Anlatamıyorum şimdi bir şey olacak kadına Allah korusun. Ama ben diyorum alın herkese alsınlar. Semira'nın ailesini de anne baba al kardeşim al. Kim müsaade ettiyse bu dini nikaha İbrahim'le. Hayır, 14 diğer kızın, al hepsini. Diğer kızın da 14 yaşında evlendirir. Evet aynen. Ya böyle bir şey olur mu?
Bakın bu neyi meydana getirmiş oldu? Abdülrezzak ve Retip'in gözünde Semra artık bir kişi, birey, insan olarak hiçbir değeri olmayan, istismara açık ve hani öldürülse bile bir kötü birinden kurtulmuş gibi duyguyu uyandıran bir profile dönmüş Semra. Retip ve Abdülrezzak'ın gözünde. Evet. Çünkü sürekli istismar edilmiş ve artık o bir birey değil. O başka bir gözle görüldü, onun için öldürdüler. Evet. Ve insan gibi görmediler onu. Ve şimdi dün, hatta bu sabah saatlerinde artık tutuklanma gerçekleşti. Gizem Gündoğdu, Nejat Yıldız sabaha kadar sağ olsunlar adliyenin oradalardı. İki amcanın tutuklanma anı, neler söyledikleri. Daha sonra böyle bir reddediyorlar, böyle bir saçma sapan ifadeleri var. Onun da size nedenini söyleyeceğim. Verin arkadaşlar amcaların tutuklanma anını. Namus cinayetine kurban gitti. Aha buraya da yazıyorum. Bu sözüm de bak gör böyle çıkacak. İnşallah. Halime, Abdülrezzak ve Retip Altınözü Adliyesi'ne böyle getirildi. Rezzak Bey, siz mi yaptınız? Hayır, asla. Kuyuya siz mi attınız? Hayır, asla. İtiraf ettiniz mi? Hayır, asla. Ben öyle bir şey yapmam. Rezzak Bey, siz mi öldürdünüz? Siz mi kuyuya attınız? Hiç mi bir şey söylemeyecektiniz? Halime Hanım, itiraf ettiniz mi? Anlattınız mı her şeyi? 9,5 saat süren ifade maratonundan ilk çıkan isim amca Abdülrezzak Arslan oldu. Saatlerimiz 2.30'u gösterirken Abdülrezzak Arslan'ın savcıya verdiği ifade tamamlandı. Ve Semira Arslan'ı kasten öldürme suçuyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. En yakın bizim kuyumuza attılar, bizden şüphelensinler diye. Sinyal de sizin oradan çıkıyor. Sen peki bu yasak aşkı duyunca sinirlenmedin mi? Ya ben sana diyorum sinirlendim, tabii zoruma gitti. Saatlerimiz 4'ü gösteriyor ve mahkeme Abdülrezzak Arslan için kararını verdi. Ve Abdülrezzak Arslan, Semira Arslan'ı kasten öldürme suçuyla tutuklanarak birazdan bu adliyeden çıkartılacak. Aramadım. Aramadıysam suç mu? Saatler 5'i gösteriyor ve Retip Arslan'ın da mahkeme kararı çıktı. O da Semir Arslan'ı kasten öldürme suçuyla tutuklanmak üzere buradan sağlık kontrolüne, ardından da cezaevine gönderilecek. Kuyuya da baktınız mı? Yok, kuyuya bakmadım. Neden? Yani kimsenin aklına gelmez bu şeyler. Kuyu hep kapalı mıydı? Evet, kuyu hep kapalıydı. Retip Bey, öyle konuştum gittim dediniz ama öldürüp gitmişsiniz. Pişmanım. Pişman mısınız? İtiraf ediyorsunuz şu an yani. Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi görüyor da namus diye öldürdüğünüz kızı da görüyor. Allah her şeyi görüyor. Kim o yaptıysa o cezasını çekecek. Sen yaptın sen. Sen yaptın. Senin aşen yaptırdı. Katil belki bu stüdyoda. Evet. Katiller belki bu stüdyoda. Abdülrezzak Bey, kardeşinize yardım etmişsiniz. Semira'nın cansız bedenini evinizin bodrumuna koymuşsunuz. Kuyuya atmasına yardım etmişsiniz. Aslı öyle bir şey yok. Siz Allah mi var yukarıda. Allah yukarıda var. Siz Allah görüyor. Siz mi kuyuya attınız? Asla öyle bir şey yapmayız biz. Bir Allah korkusu var. Siz yardım etmişsiniz. Sizin evinize getirilmiş. Sağlık kontrolüne getirildiler. Hayır. Yalan, iftira ediyorlar. Pişman dediniz. Pişman değilim. Ben öyle bir şey demedim. Abdülrezzak Bey, siz mi azmettirdiniz? Aslı öyle bir şey yapmadım. Dedikodular son bulsun bize. Sizin kuyuya yakın bulunduğu için herkes namus cinayeti mi? Acaba amcaları Semire'yi öldürdü mü diye düşünüyor. Evet, herkes böyle düşünür. Normal bir şey. Ben normal davranırım. Allah adaleti getirecek yerine inşallah. Bu yapanları da ortaya çıkacak. Hiç kimse adaletten kaçmaz. Allah büyüktür. Bunu yapana da çıkartacaklar. Devletimiz sağ olsun. Her şey Allah'a bırakıyor. Öyle biz bir şey yapmadık. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah'a bıraktık. Biz, Allah korkusu var bizde. Kabul etmiyorsunuz yani? Asla kabul etmiyoruz biz bir şey. Öyle bir şey yapmayız biz.
Retip Arslan, Abdülrezzak Arslan, abi kardeş, yeğenleri Semira Arslan'ı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere Hatay T tipi kapalı cezaevine gönderiliyor. Cezaevine girdiler. Fulya, tabii burada şimdi VTR'yi seyrettiğimizde Retip Bey, Abdülrezzak Bey, biz yapmadık, Allah biliyor, adalet yerini bulacak. Adalet yerini bulmuş zaten de onlar tabii ayrı ayrı sorgulandığında diğer maddi delillerin farkında olmadıkları için, gelen başka gelişmeleri bilmedikleri için aslında olayı böyle geçiştireceklerini zannediyorlar. Tabii ben bugüne kadar hiç yapıp da evet ya ben yaptım, vicdan azabı çekiyorum diyeni görmedim hiç böyle cezaevine giderken, ama bunlar da yine aynı şekilde hayır biz yapmadık, bilmiyorlar çünkü. JASAT'ın elindeki delilleri bilmiyorlar, savcıların yapmış olduğu araştırmaları, onun dışındaki gelişmeleri bilmedikleri için çok rahat bir şekilde bunu söylüyorlar yani. Oysa bu dosya tamamen dört başı mağmur bir şekilde tamamlanmış, maddi delilleriyle ortaya çok net konmuş bir cinayet dosyası. Halime'den de iyi laf almışlar muhtemelen. Yani Halime de bazı detaylardan da bahsetmiş. O da şu an ev hapsinde. Tabii birinci dereceden akraba oldukları için, yakınlar oldukları için bazı şeyleri saklıyor. Ayşegül, sen Retip amcanla ilgili düşünmüş müydün hiç Retip amcanla? Hayır abla, kesinlikle. Gelmedi mi aklına Retip amca? Hayır, aklıma gelmedi çünkü konuşmalarına göre evde değilmiş. Bir de ısrarla Halime çağırınca, oradan çıktığını gören de olmayınca aklımıza direkt Halime geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.